Biz arada kontrol etmemiz gerekiyor hocam. Bana bir zararınız yok. Özel aile sorusu sormayın da. Yok. Zor Zaten oğlum onun sorunu onları. aldık zaten. Özel aile sorularını bir genele çevirdim. Ya ben üzülme. Siz üzülürsünüz sonra. Ben de onun farkındayım. Ben kameraya bakmıyorum, değil mi? Siz nasıl rahatlanıyorsunuz Ben orada? her türlü rahatım. Biz tedirginiz En zor terledim. radyoda konuşmak, ona da alıştım. Tek başına böyle heykel gibi konuşuyorsun. Bir zaman sonra 5-10 konuşmadan sonra alışıyor insan. Nurettin Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Afiyetimizi daim kılsın. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok şükür. İlk defa böyle bir cevap alıyoruz. Bize sorulmuyor genelde nasılsınız diye de. Önemli olan. Biz adresinizi bile sorduk. Bırak nasılsınız demeyi. Hocam sizden zaten geçen sefer geldiğimizde bir söz almıştık. Demiştik ki Adana'ya da bekliyoruz inşallah yolunuz düşerse. Ben cevabı çok beğenmiştim. Yolumuz düşmez hatta yolumuzu düşürürüz inşallah demiştiniz. Yolun düşerse gel demek. Yani bizi adam yerine koyabilirsen koy demek olur. Bu müminler arasındaki ukubete uygun bir şey değil. Samimi ise neyi gerektiriyor? Kalkıp uçağa binip Adana'ya gitmeyi gerektiriyor. Ama Allah lütfetti, niyetim samimiymiş, demek ki kurtuldum, İstanbul'a geldiniz. İstanbul daha kolay. Ha, iyi, İstanbul daha kolay oldu. Hocam biliyoruz ki bir Nurettin Yıldız kolay yetişmiyor. Bir Nurettin Yıldız'ın yetişebilmesi için nasıl bir evde dünyaya gelmesi lazım? Allah senden razı olsun. Melekler bu sözüne şahit olsun. Bunu bana destek yapsınlar. Yani yetişme iddiasını ileri sürdün. Ben yetiştiğimi zannetmiyordum. İyi bir şey senin şahitliğin. Bu demek dışarıdan böyle gören bir mümin genç varmış. Elhamdülillah. Allah senden razı olsun. Bunu hüsnü şehadet kabul ettim kendim için. Ama daha beteriyle karşılaştırdığında Nureddin Yıldız nasıl bir evde doğdu, büyüdü dersen, evin ilk çocuğuyum. Allah anama rahmet etsin. Dua makinesi gibi bir anne olarak onu ben buldum. Ben 4 yaşında hafızlığa başlarken o da Kur'an okumayı yeni öğreniyordu. O elif cüzünden okumaya çalışıyor. Ben hafızlık yapıyordum. Benim projem babamın projesidir. Yani ben doğurduğu çocuklarını, kaldırılmış hilafetin, susturulmuş Kur'an-ı Kerim'in yerine faal bir şekilde çalışmayla yeni bir Kur'an heyecanı getirecek ve bunu tek başına yapacak diye inanmış. Buna hayatını adamış, halk deyimiyle bunun delisi olmuş bir babanın çocuğu olarak doğdum. Allah ondan razı olsun. Babam hala yaşıyor. Annemi Rabbine gönderdik. Babam bu uğurda babasından ona düşen tarlalara varıncaya kadar her şeyi bırakıp İstanbul'a hicret etti. Bizi deyim yerinde ise hijyenik bir evde tuttu, ben ve kardeşlerimi. Ne kadar başardı, emellerine ne kadar ulaştı onu ben kestiremem şüphesiz. O kestirebilir ama şunu diyebilirim ki ben hafızı bitirip işte Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yalnızsız okuyacak hale gelinceye kadar, babam evine misafir kabul etmedi, kendisi bir yere misafirliğe gitmedi. Ben Latin harf görürüm, Kur'an'a soğurum korkusuyla. Tek tük o zaman Müslümanların gazeteleri vardı. Onları asla eve sokmadı. O zamanlar 60'lı ve 70'li yıllarda manav ürünleri kese kağıdı denen bir poşette satış. Şimdi poşet alıyorsun ya. O zaman eski gazetelerden torbalar yapılırdı poşet gibi. İşte üzüm aldın mı, domates aldın mı onun içine konurdu. Gazete kullanılırdı bunun için. Ona kese kağıdı denirdi. Pazara gittiysen 3-4 tane torbanda olurdu onlardan, sepetinde olurdu. Onları asla eve sokmazdı. Bir leğen getirttirirdi kapıya. Getirdiği domatesler neyse onlar ona boşaltır. O kese kağıtlarını da 500 parça belki yapardı. Yani kazara parçalarını görürüm, harfleri bu nedir merak ederim korkusuyla. Böyle bir heyecanlı adamdı. Yani Latin harf adaveti babamda o kadar yüksekti ki o zaman tuttuğu notlara bakıyorum. Mesela işte kardeşlerim nüfusa kaydedilirken nüfus kağıdını bile kendi Latin harfleriyle yazmamış. Böyle bir adaveti, sırf bu Kur'an harfi bunlar diye. Zaten o dönemin
İslam adına heyecanlı çalışanlarının bu Latin harfe karşı adaveti yaygındır. Çünkü alfabesine adavet yapamadığın birinin ideolojisine zaten adavet yapamıyorsun. Bu samimiyeti, bu heyecanı evimize misafir bile sokmaması, mesela çok yakın akrabalarımız, özellikle annem tarafından akrabalarımız geldiği zaman, kendisi tabii orada oturmazdı kadınlar meclisi diye ama süre verirdi, yani yarım saat sonra gitsinler. Çünkü annem meşgul oluyor. Annem meşgul olunca ben 5 yaşında çocuk işte meşgul oluyorum. Aynı zamanda da en az 30 tane hafızlık talebesi hep var oldu. Televizyon zaten yoktu Türkiye'de o zamanlar. Amcamın, Allah ona rahmet etsin, evinde radyo vardı. Bize 150 metre bir mesafede oturuyordu. Büyük bir radyo, böyle televizyon kadar kocaman bir radyo vardı. O radyoyu görür merak ederiz diye amcamın evine de gitmedi, bizi de göndermedi. Amcam gelir uzaktan bizi ziyaret ederdi, hapishane görüşmesi gibi adeta. Allah ona da rahmet etsin. Böyle bir Müslümanlık anlayışı vardı. Şimdiki pedagojiye ve sosyolojiye, psikolojiye uygun değil belki ama o kıtlık döneminde, yokluk döneminde, hele onun yetiştiği 1940'lı yıllara ait zorluk döneminde Müslümanlar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. İşte Said Nursi rahmetullahi aleyh çıktı. İman davasıdır, bu iman gidiyor dedi. Filanca zat çıktı, eyvah Arapça kayboluyor dedi, o Arapça öğretti. Öbür zat çıktı, elif cüzü okunması lazım, kimse Kur'an okuyamıyor dedi. Öbürü çıktı, camileri temizleyelim, camiler kirli kalmasın dedi. Herkes bir yerinden tutunca Allah-u Teala lütfetti. Bak, derneklerimiz var, televizyonlarımız var, ne bileyim bir sürü emekleri. Belki o zamanki kadar heyecanımız yok ama çok imkanlarımız, Allah lütfetti, var. Yani o gün böyle bir heyecan vardı. Babama düşen pay da Kur'an okumak, okutmak payıymış. Bir Kur'an delisinin ve o deliye kendisini adamak zorunda kalmış bir annenin çocuğuyum ben. Evimi tarife gerek yok zannediyorum. Ha, evimizi de söyledim. Radyo yok, sandalye yok. 5 kardeş yer yatağımız var. O yer yatağında yatıyoruz. 2 odalı bir ev. Ama onların bir önemi yok herhalde. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela, benim zorluklarım mı senin hoşuna gidiyor? Yok, estağfurullah. Hocam, daha ilk sorudan bu. Şimdi mesela bugün baktığımız zaman gerçekten insanlar belki bunu bir katı yetiştirme olarak göreceklerdir. Ama acaba bu gerekli mi? Pedagojik açıdan belki doğru olmayabilir ama mesela Allah-u Teala peygamberlerden bize bahsederken aleyhisselam, hep onların da böyle bir aslında zorluk döneminden geçtiğini görüyoruz. Böyle mi yetiştirmek lazım gençleri? Ya da bugünün toplumuna uymaz ama aslında normalde güzel bir yetiştirme biçimi miydi? Yani nasıl bakmamız lazım? Şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Varlıkla yokluğun imtihan eşit ağırlığı aynıdır. Yani yoklukta insanın yetişme ve kaybolma oranı neyse varlıkta da odur. Allah-u Teala varlıkla helak etmekten söz ediyor En'am suresinde. Bolluk vererek helak ettik diyor. Bir kavmin helak olmasını istediğimiz zaman zenginlerin çocuklarını şımartırız diyor. Dolayısıyla ne yokluk tek başına bir kazanç ve kayıptır, ne de varlık tek başına bir kazanç ve kayıptır. Şimdi ben fiilen de 75 lira aylık alan bir adamın çocuğuydum. 5 çocuğuz, 75 lira aylıkla geçiniyor. Şimdi belki rakamlara vurulduğunda işte asgari ücret diyelim. Asgari ücretli bir şartta geçiniyorduk. Kıt kanaat yaşıyorduk. Şimdi bollukta olanlar alim olmuyor ama. Salih kimse olmuyorlar. Yine 3 tane 5 tane çıkıyor. Darlıkta da 3 tane 5 tane çıkıyordu. İnsanın kalbi ve heyecanıdır kazandıran veya kaybettiren. Yokluk söz konusu olsa Bilal-i Habeşi'nin varlıklı Ebu Cehil'in yanında kalması lazımdı. Übey ibn-i Halef varlıklı adamdı. O varlığı satarak geldi. Musab bin Ömeyr radıyallahu anh ipek giyen bir insanken kefensiz gömülen bir insana dönüştü. Yani zenginliği ve fakirliği suçlu suçsuz olarak görmek yerine elindekini hayra yönlendirmek ve yönlendirememek diye bir politika belirlemek lazım. Bizim fakirlik dönemi yaşadık, mesela kıtlık dönemi yaşadık. Bu kıtlığa bilimsel kıtlığı da katıyorum ben. Yani para da yok, psikoloji bilgisi de yok, pedagoji bilgisi. Loji ile biten bir şey yok zaten. Sonu ji ile biten bir şey yok, hiç kimse de yok. Bir tek bir siyaset kelimesi var,
O siyasette zaten bu fakir fukaranın ilgilendiği bir şey değil. Dolayısıyla tam bir yokluk. Bu yoklukta yüzde kaç insan yetişti? Şimdi yüzde kaç insan yetişiyor? Herkesin altında araba var. Fakirim ben diyor. Lüks araba kullanamıyorum. Fakirlik şimdi lüks araba olmamaya deniyor. Dolayısıyla buraya takılmamak lazım. Mesela Müslümanların siyaseti yok. Parası yok. Toprağı yok. Kıtlık var. Ziraat yok. Tarlanda bile mısır yetişmiyor. Buğday yetişmiyor. İnsan yok. Savaşta gençler ölmüş. Bu dönemde Said Nursi çıktı. Süleyman Efendi çıktı. Bir sürü Kur'an deryası insanlar çıktı. Abdurrahman Gürsesler çıktı. Şimdi Müslümanların servetini koyacak bankaları var. Müslüman bankalar var şimdi. Said Nursi'yi anlayan, Süleyman Efendi'yi anlayan 10 kişi çıksa bari. Diyoruz değil mi? Demek ki mesele varlıkta ve yoklukta değil. İçinde Allah'ın senin bulunmanı murad ettiği pozisyonunu değerlendiren kafada ve değerlendiremeyen kafada sorun var. Zaten saymaya başladın mı, varlık yokluk saydın mı, ihlas gidiyor her şeyden önce. İhlas gidince senin varlığın da gidiyor. Hocam zaten bahsettiniz az önce de evde yetişme sürecinizden vesaire. Hafızla ne zaman tam olarak bitirdiniz? Yani o evde kaldığınız süreci. Bizde hafızlık iki türlü. Birisi sayfa ezberliyorsun, bitiyor, dosyayı kapatıyorsun. Bir de okuş ucuzu dediğinde okuyacak hale geliyorsun. Buna pişirme de diyebilirsin. O pişirme süresi 10 yaşında, Eylül 1970'te oldu. Tam 10 yaşındaydım o zaman. Şimdi kese kağıdı konusu benim bayağı dikkatimi çekti de. Piyasada yok şu anda, onlar basılı kağıt. Yok yok. Kese kağıdına kadar dikkat edilmesi mevzusu gerçekten çok derin bir yaşantı. Peki o süreçte fenni bir ilminiz olmadı mı? Yani fenni dersen şimdi fensiz gibi kalacak Kur'an-ı Kerim, öyle demeyelim. Okul kültürü de şuna ya. Okul kültürü. Aslında fen doğru, yani matematiksel sanat, evet, manasında kullanılıyor da herkes o manada anlar mı diye. Kelime seçeceğiz dedik ya, şimdi burada böyle uygulayalım. Şimdi ben 5 yaşında çok iyi okuma yazma biliyordum. Ama korsan öğrenmiştim. Babamın talebeleri vardı. Hafızlık yapan 15-20 yaşında talebeleri olurdu. Onlardan defterlerine ne yazıyorlar, nasıl yazıyorlar merak edip, işte babamın abdese gittiği fırsatları değerlendirerek, yani 7 yaşında Kemalettin Tuğcu'nun romanlarını okumuştum. Bunu babam bilmiyordu. Şu an hala ona göre videoyu koymayalım. Yok, babamın bildiği önemli değil. Korsan olduğu için de çok zevkliydi. Mesela babam namaz kılarken, abdest alırken, beni denetlemediği pozisyonlarda karalama yapıyordum. Bunu 8 yaşında yakaladı. Benim okuduğumu yakaladı. Bayağı götürmüşsünüz yani. Götürdüm tabii. Ama o kitapları bana veren babamın talebeleri çok yalvarıyordu, sakın bizi ele verme diye. Çünkü onlar da azarlanacaklardı. Çok iyi okuyordum. Matematiği nereden öğrendiğimi bilmiyorum ama toplama, çıkarma vesaire biliyordum. Bir daha 11 yaşında ilkokula gittim. 1,5 sene ilkokul okudum. 11 yaşında ilkokula amcama yalvardım, beni okula gönder. Amcam götüreyim dedi, gittik. 6 yaşında görünüyorum. Şeyde ya, resmiyette mi? Resmiyette. Şöyle okula almadılar beni, bu böyle talebe olmaz dediler burada. Bir dengesizlik var, yaşım başım böyle, bıyıklarım çıkmaya başlamış. Babam 5 sene küçük yazdırmış beni. Özellikle olur ki tekrar İnönü dönemi gelir, Kur'an gene yasaklanır, bu askere gitmeden Buhari'yi falan ezberletirim diye. 5 yaşındayken beni küçük küçük yazdırmışlar. Benim zamanımda doğan insanlar hemen hemen hepsi öyle yazılmışlar. Bilinçli bir şekilde Menderes'in iktidarını kaybettiği döneme ait. Benim kuzenlerim, köyümüzdeki benim yaşıtlarım, bir sene yaş büyük küçük olanlar, tamamımız bilinçli yazdırmışlar. Böylece yani biz Kur'an öğretelim, alfabemizi tanısın, ondan sonra modern alfabeye geçsin gibi bir taktik uygulamışlar. Niyetleri çok iyi. Sonra ben amcam mahkemeye götürdü, yaşım 1900 işte asıllara getirildi. Gene 61 görünüyor, ben aslında 60 diyeyim, mahkeme bu kadar filan deyip 4 sene düşürdü aşağıya. O zaman ilkokula kabul ettiler beni, 1,5 sene kadar gittim, diploma aldım peşin sınıftan. Sonra işte 14 yaşına yaklaşmıştım o zaman da, İmam Hatip Ortaokulu'na gittim, Gazi Osman Paşa'ya. Bunlar hep babamın planları, yani planları. Büyük bir gayesi var.
beyni Latin alfabesi görmeden Kur'an alfabesini alışsın. Elif yaparken iyi gibi yapmayayım diye uyarırdı. Bunun dibi böyle keskin olur diye. Yani elif i'ye benzemesin, ı harfine benzememesine bile dikkat eden bir anlayışı vardı. Allah ondan razı olsun. Yani pedagoji, psikoloji, loji, moji bir şey yok ama bir heyecan var, bir iman var ve adamcağız elinden o geliyor. İnönü dönemi yaşamışlar, zorluk yaşamışlar, sıkıntı çekmişler. Menderes asılınca her şey geri geldi, tekrar din gitti, ezan tekrar susacak diye bir yıllarca gitmeyen bir korku yaşamışlar. Ta 70'lerde Erbakan İslam ve siyaset kelimesini birleştirince artık bir daha ezan yasaklanmaz. O zaman kafalarından kalkmış ama Emin Sarraç hocam rahmetullahi aleyh son 15 senesine kadar gelir dikkat etmezsek tekrar kalkar ezan diye o korkuyu o hiç atamamıştı. Çünkü onun dönemi bizzat çocukluk yaşadığı evi gittim gördüm ziyaret ettim orada babamdan daha fazla baskıyı hissetmiş, babası hapishanelerde kalmış, dedesi eziyet çekmiş Emin Sarraç Hoca'nın rahmetullahi aleyh. O eziyetleri daha fazla hissediyordu. Bu kadar yapabilmişler. Allah onlardan razı olsun. Ben bir şey daha sormak istiyorum hocam. Şimdi biz de çalışıyoruz ders olarak, ilim olarak ama verdiğiniz örnekler mesela az önce konuştuğumuz meselelerde de özellikle günümüze Kur'an'ın aslında nasıl bir işaret ettiğini hamdolsun güzel anlıyorsunuz. Bunun için özel bir gayretiniz var mı? Yani çalışmalarınızda neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi gençlere de ışık olması açısından bu noktada verebileceğiniz tavsiyeler neler? Şimdi o zaman küçük bir anekdottan sonra geçelim. Bir de bak Karadenizli olmanız lazım pratik cevap için. Yani o sizin elinizde bir imkan değil. Bizim Karadeniz kültüründe cenazede bile böyle bir slogan cümle icat etme şeyi vardır. Yani kavga ederken bile pratik bir yapıştırma yapılır. Bu bir yöresel, Allah'ın coğrafi yaratma özelliklerinden birisi olduğunu zannediyorum. Yani hastalığını bile espriyle anlatabilir bir Karadenizli. Yani bu enteresan bir farklılık. Belki onu kastediyorsundur. Onu yani senin şansın yok o zaman. Adanalısın sen değil mi? Evet. Ya o sizde olmaz o. Aslen Sivas'tı. Şimdi olmaz deyince Sivas'a geçtin ama. Deniyorum hocam ben de. Neyse Sivas'a kadar gittin daha yukarı çıkamadın. Kaldı orada kaldın. Yani bunun bir fıtri boyutu var. Vallahu Teala'nın lütfu. Ama benim zannım bunu çok arkadaşımız soruyor. Bu bir kursla elde edilmiyor. Yani belki babamın da davet ehli bir insan olup insanlarla uğraşması, talebe yetiştirmesi, o bebeklik yıllarımdan itibaren o ortamı görmüş olmam çok önemli bir katkı benim için. Yani bir, ciddi bir örnek üzerinden yürüdüm. Özellikle dine davet eden kardeşlere sorduklarımda cevap veriyorum. Kendi reklamımı yapar gibi değil. Mesela vakti çok ciddi hassas kullanıyorum. Yani bugüne kadar elhamdülillah olağanüstü bir kaza bir iki defa oldu. 10 dakika geç gittiğim bir yer yoktur. Dakikasında giderim. Dersim bitince de 2 dakika oturmam. Çay içmem. Böyle bir titizliklerim var. Aynı şeyleri tekrar etmem. Etmemeye çalışırım manasında elbette ederim de. Yani prensip olarak beni 15 gün önce dinlemeye gelmiş birisi 15 gün sonra tekrar geldiğinde ne başlığı ne içeriği aynı görmesin diye isterim. Yeni bir şey bulsun gitsin isterim. Bunu dinlediğim, izlediğim hocalardan ve büyüklerimden öğrendim. Yani ben mesela Allah rahmet etsin Mahmud Efendi'yi dinlerdim 10 yaşında, 15 yaşında sabah namazında 3 saat konuşurdu. Sabah namazında 6'da namaz kılınmış. 3 saat 9'da çıkıyorsun oradan. 1 saat sonra herkes uyumaya başlıyor. Ben içimden geçirirdim. Hoca olsam ben 1 saatten fazla konuşmam. Sonra baktım ki bilimsel olarak bir insan 50 dakikadan fazla kimseye dikkatini vermiyormuş aslında. Ama onun derdi var. Din anlatacak, bir şey yapacak. Yani o milletin işe gitmesi olmasa, cami kapanmayacak olsa o akşama kadar konuşacak orada. O heyecan ayrı bir mesele. Ama ben ondan kendime bir ders çıkardım. Mesela Necmettin Erbakan'ı Allah rahmet etsin dinlerdim. Şimdi dün bir şey söylüyor, bugün de bir şey söylüyor. Öbür gün aynı başlıklar, aynı konuları hep anlatıyor. Ya ben onları dinlemiştim geçiyordu içimden. Ama adam siyasetçi, siyasette iş yapıyor. Her şeyi konuşması mümkün değil. Bülbül diliyle konuşması gerekiyor. Çok zor durumda adam. Ben bundan tekrar konusunu çıkardım. Timurtaş hocamı
dinlediğimde de karşındaki kelime anlıyorsa sen ona konuşmuş oluyorsun. Sen anlattığın için anlamıyor, anlayabileceği için anlıyor. Bunu çıkardım. Çünkü hem Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin dersine giderdim ben vaazlarına, hem Timurtaş Hoca'nın vaazlarına giderdim. Timurtaş da coşardık, Ahmet Vanlıoğlu'nu da dinlersek biz de alim oluruz diye dinliyorduk. Yani dinlemiş oluyorduk. Dinleyemiyorduk ise mesela beliği, usulü, fıkı ağırlıklı konuşmalar yapıyordu. Allah ikisine de rahmet etsin. Oradan kendime bir çıkarım edindim. Yani karşındakinin anlaması lazım dedim. Mesela bir saatlik konuşmamda asla ve kat'a ilkokul mezunu bir kadının sözlüğe bakması gereken bir kelime yoktur. Asla yoktur. Bunu hem ben dikkat ediyorum, hem dersimi daha sonra izleyip yayına veren arkadaşlardan rica ediyorum. O kelimeleri çıkarıyorlar kazara kullandıysam da. Mümkün olduğu kadar da edebiyat yapmıyorum. Arapça bildiğimi hissettirmiyorum kimseye. Çok dersimde vardır. Ayet ve hadisi tam Türkçeleştiremeyeceksem kullanmıyorum. Allah-u Teala böyle buyuruyor diyorum. Ama konuyu anlatıyorum. Ayet, çünkü bakıyorum ayet anlaşılacak gibi değil. Çünkü Arapça çok güzel anlıyorum ben o ayeti. Türkçeleştiremiyorum. Onun için Necip Fazıl gibi bir dil kullanmak lazım. Takvada da İmam-ı Azam gibi olmak lazım. Belki bütün bunların hepsi kendime ilim yolunu değil davet yolunu seçmemden kaynaklandı. Yani prensip olarak ben Allah'a davet ediyorum. İlim adamlarının yaptığı başka bir şey. Yani ben usulü fıkıh mezunuyum mesela. Mekke Üniversitesi'nde usulü fıkıh okudum. Diplomam benim usulü fıkıh diploması. Bu ülkede usulü fıkıh Diyanet İşleri'ndeki 2-3 tane müftüye belki lazım olur. Kimseye lazım bir şey değil artık. Çünkü Kur'an'ı anlamak için, Arapçayı anlamak için okunan bir ilim o. Müftü olduktan sonra da sana bir daha o konular lazım olmuyor. Yetişirken süt gibi, ana sütü gibi emiyorsun onu. Emdikten sonra süt mideni de bulandırabiliyor bir daha mesela. Bu tercih ettiğim tavrım ve benimsediğim konuşma politikalarım bunu bana sağladı diye düşünüyorum. Ya da daha özetleyelim. Allah'tan ben bunu istiyorum, bunu verdi bana. Bu kadar basit. Babam böyle hocaları değerlendirirken derdi ki, kolunda saati olan hoca olamaz derdi. Sen hoca değilsin ya. Senin elinde mikrofon var. Sen zaten medyacısın. Üçümüzde de var. Sizin hiçbirinizden hoca olmaz demek ki. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de ya. Doğru eş adayını bulduğumu nasıl anlayacağım? Uçağa bindin mi sen hiç? Evet. Görgülü bir tipe benziyor. At arabasıyla gelmedin Adana'dan değil mi? Yok. Ne bileyim belki yani at arabasıyla falan gelmişindir. Hocam şimdi biz normalde 12. Aa sen niye saate bak, ben saate bakma diyorum, o saate bakıyor. Hakikaten hoca olmaz bundan.